Herkese selam. Merhaba. Mert, hoş geldin aramıza. Hoş bulduk abi. Yüzünü görmek çok güzel. Eyvallah, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İyiyiz Mert. Ne yapalım? Aynı şekilde devam ediyoruz. Gökçe'den iyi olduğumuz kesin. Gökçe kadar çok çalışmıyoruz en azından. Evet, pazar günü tatili yapabiliyoruz. Aynen. Diğer yandan havalar falan da çok güzel değil mi şu anda? Böyle herkes dışarıda falan. Bir yandan bir kaynaşma havası da var. Tehlikeli mi diyeyim? Tabii canım. Bu hafta sonu ama galiba bizde. Açılıyor. Haftaya tam kaynaşma yani. Aynen. Bir, yani pazartesi itibariyle her şey açılıyor. İlginç günler. Yani çok ilginç zamanlar yaşadık. Yine ilginç günler bizi bekliyor. Acaba ne olacak? İkinci bir dalga yaşayacak mıyız vesaire. Ama en azından yavaş yavaş böyle biraz daha kendimizi daha dışarıda hissedebileceğimiz günler geliyor. Dikkatli olduğumuz sürece. Aynen. Bakalım. Nasıl, ne kadar patlayacak tabii ki bu dönemden sonra. Açılmak ne kadar doğru, ne kadar değil. Bu sıcak havada virüs ölüyor bilmem ne teorisi doğru olacak mı olmayacak mı onunla alakalı da bir, yani bilinmeyen bir durum var bence. Evet, tam bir eğer öyle bir şey varsa sırf o yüzden, yani biz sırf yani şey yaptık diye, sosyal mesafeyi koruduk diye belki de azalmış olmayabilir yani rakamlar. Belki de gerçekten sıcaktan azalmıştır. Neyse, öğreneceğiz neden yakında. Evet, yani yakında tam olarak her şey oldu, ortaya çıkacak. Dün akşam çok güzel bir gece oldu. Yani uzun bir kart oldu açıkçası. Bazı maçlar kısa bitti, bazıları uzundu. UFC Fight Night 176, Woodley vs. Burns. Ne düşünüyorsunuz? Nasıldı gece sizin için? Yani genel olarak bir karta baktığınızda nasıl hissettiniz? İyi miydi maçlar? Keyif aldınız mı izlediğiniz zaman? Mert'ten başlayalım, konuğumuzdan. Olur. Valla ben ilk başta zaten başından itibaren baktığımda kart gayet eğlenceliydi. Bence hani matchmaking'i de acaba ona göre mi biraz belirlediler diye düşündüm. Gerçekten iyi matchup'lar vardı. Yani bence çok eğlenceliydi ki zaten prelims'in de gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde ana kart da bence çok zevkliydi. Yani güzel isimlerin o kadar büyük isimler olmadığı ama çok eğlenceli bir MMA gecesi izledik. Bu arada şey, şuna değinecek miyiz bilmiyorum ama kafesin %44 normalinden daha küçük olması bence işleri biraz daha kızıştırdı diye düşünüyorum. Dünkü kafes normal standartlardan %44 daha küçük bir kafeste. 25 feetlik bu dünkü galiba. Evet. 30 evet, feetlik oluyor normalde. Bu Apex'te daha küçük kullanmışlar dediğim gibi. Evet. Yani, tabii, oradaki daha küçük zaten gerçi yani. Aynen. Zaten. Bir de o Apex'teki ortam da güzeldi bence. O, yani The Ultimate Fighter tadında böyle bir Fight Night izlemek falan. İlginç şeyler izliyoruz, yaşıyoruz. Normale dönmeden önce. Bence güzel geçiyor yani. Aynen, bence de bu arada ya. Ya ben bu şey konusunda bayağı kaptırdım kendimi. Seyircisiz ortam konusuna, seyircilere şeyi, dövüşleri duyma konusuna. O yüzden çok uzamadan mesela Conor geri gelse ya da böyle çok trash talk yapan birileri geri gelse ya da Nate Diaz gelse dövüşse falan. Dövüş sırasında ne konuştuğunu duyacağız mesela. İnanılmaz zevkli olur bence. Ya, onu ben doğru bekliyorum yani. Ground and Pound'ının böyle ha-ha-ha-ha-larını duyduk yani. Adamın şeyini, çalışma şeklini duyduk. Bir de bir şey hep hoşuma gitti. Bu DC'nin adamları dışarı alıp, yani DC'nin içeri girdiği değil de dışarı alıp headsetle bağlanıp headset üzerinden sohbet etmesi. Sanki böyle daha temiz, yalın, daha böyle dövüşçünün daha çok konuşabildiği, rahat konuşabildiği bir olay gibi geldi. Çünkü adamı çıkartıyorsun oraya ve orada konuşuyorsun yani, ya da kadını. Bana sanki biraz daha böyle şey gibi geldi. Filtresiz, daha temiz, daha rahat konuşuyorlar. Daha az böyle o kafesin içindeki psikolojiden çıkıp daha kendini rahat ifade edebildiği bir ortammış gibi geldi. Bilmiyorum, siz ne düşündünüz o şey post-fight görüşmeleri konusunda? Aslında ben şunu söyleyeyim. Daha öncesinde de vardı bu. Hep vardı ama zaten Aklıgın'da bir kere yaptıkları için daha sonrasındaki sadece YouTube'da yayınlanıyordu ESPN'in kanalında. Ve bence çok fazla ilgi çekmiyordu. Yani şu anda biraz daha göz önüne geldi. Aslında bu muhabbet daha önce de vardı. Ama senin dediğin gibi bence de hem de dövüşçü bir nefes almış oluyor. Yani çünkü knockout olmuş adamı kafesin içinde röportaj yapmaya kalkıyorlar bazen. Ve adam hani yani konuşamıyor zaten, az önce sistem kapanıp geri gelmiş. Bence bu sistemin de bir şekilde aktif bir şekilde devam edilmesi gerekiyor. Evet, bence de. Herkes yapmadılar galiba ama. McKenzie de örneği yaptılar diye gördüm. Gilbert Burns falan röportaj verdi mi? Ha, o da verdi sonrasında. Verdi, verdi. Herkes yaptılar mı onu? Ben kaçırmış olabilirim yani bazılarını da. Ya şeyin de ayrı bir zevki var ya. İçeride olmasının ayrı bir zevki var. Herkes de güzel bence. Ama şeyden çok rahatsızlardı sanırım zaten. Joe Rogan da karşıydı. Yeni nakat olmuş adamına şey yapmaktan, röportaj yapmaktan. Yapmıyorlar artık sanırım bunu. Hı hı. Ama yine de özellikle bu Alistair Overeem'in saçmalamasından sonra
Stephen Yoshi'ye yenildikten sonra. Hayal gördüğünden sonra yani. Ondan sonra yapmamaya başladılar ama böyle de iyi, şey de iyi bence. Ya benim için onun çok bir farkı yok. Ben genelde şeyi duymak hoşuma gidiyor. Dövüş sırasında o nefesine kadar, herkesin ettiği küfüre kadar, senin dediğin gibi ıkınmalara kadar duyuluyor. Ve bir de köşelerin, yani taktiklerinin duyuluyor olması çok iyi yani. Bu arada şeye dikkat ettiniz mi? Ben uzun zamandır beklediğim şey, dün gece belki de ilk defa oldu. Daha önce duyduğunuzu bilmiyorum ama Roosevelt Roberts Brock Weaver maçında Roberts bayağı, yani maçın içinde trash talk yaptı. Bütün clinchlerde, yukarıda mount'a geçtiğinde. Yani bayağıdır bekliyordum, ilk defa biri maç içinde trash talk yapan birine rastladık galiba. Net duyduk yani. Ya işte o kısmı güzel bence. O kısımları duyabiliyor olmak daha zevkli yapıyor olabilir bence şeyin. Seyircisiz maçı. Dolayısıyla yani mesela bir Nate Diaz, Nick Diaz maçı düşünsene. Oo, çok iyi olur. Yani Jorge Masvidal şey maçı düşün, Conor maçı düşün mesela. Kim bilir neler dönecek orada yani, neler diyecek. Habib de falan da yani. Yani üstüne Habib de konuşmaya başlıyor. Yani Habib de konuşuyor. Aynen aynen. Let's talk now falan diye konuştuğunu düşünsene onu da. Bayağı iyi olurdu da yani. Peki main event hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben giriyorum o zaman. Evet. Bence müthiş performans. Ya yani, biz aramızda konuşurken tahmin ediyordum ben de. Dün evet, de ben oldu. Hatta iddiaya falan da girildi yani biz kendi aramızda sohbet ederken. Sen ilk andan itibaren Burns'cuydun. Ya Burns şöyle ayaktaki striking tekniğini de çok zamanla geliştiren biri. Yeri zaten konuşmuyoruz çünkü dünya şampiyonluğu falan var Jiu-Jitsu'da. Kolay kolay kimse yere inmek istemiyor. Onun kendini zorladığı taraf meğer şuymuş. Weight katmış herkesin yaptığı gibi. Bu kilo kesme konusuymuş. 155'te Dan Hooker'a falan yenilgisi var onun da. Dan Hooker'da mükemmel teknik bir striker gerçi. Ama şimdi bu kilo konusunu atlatması, daha iyi kardiyoya gidiyor olması bence gücüne de yansıyor, çenesine de yansıyor, daha iyi dayanıklı da oluyor. Ve mükemmel stratejiyle gelebiliyor maçlara. Welterweight'te müthiş tehlike. Bir kere karşısında herhangi bir güreşçiyle eşleştiği zaman güreşçinin güreş tarafını komple iptal ediyor. Elemine ediyor. Yani onu yere indirmeye çekiniyorsun, indiremiyorsun. İndiremiyorsun değil, indirmek istemiyorsun zaten başına geleceklerden korktuğun için. Konu ayakta yakalıyor. Ayakta da zaten cesur cesur dövüşüyor. Tyron Woodley'nin en büyük silahı zaten hep Stephen Thompson maçından da tut, Darren Till'e de bak. Hepsinde right overhand, bu sağ elle yaptığı hareketi var, patlayıcı bir hareketi var. O da direkt de değil, o çok uzaktan atabildiği. Yani kaçması kolay demiyorum, okey çok patlayıcı bir adam çünkü kaçması da zor ama onu yapamadığı zaman ben leg kick biraz daha çok kullanır diye bekliyordum. Leg kick'i de çok iyi değerlendiremediği için Gilbert Burns müthiş bir striking şeyi oturttu. Kliniği oturttu üzerinde bence. Yani çok bayıldım. Performansı bence harika. Bundan sonra nereye gider, nasıl olur onu ayrı konuşuruz birazdan da. Kamaru Usman'la falan eşleşmesi kendi istiyor olmasına rağmen bir garip olacak gibi. Çünkü onlar beraber aynı kamptalar, beraber çalışıyorlar. Ya müthiş performans bence. Şu anda gerçekten şampiyon olacak kalibrede adam bence Gilbert Burns. Olabilir yani gerçekten. Yani Kamaru Usman olmayacaksa bile eğer Usman'a bir şekilde her ne kadar iptal etmiş olsa da dönüp fikrini değiştirip Jorge Masvidal'ı verirlerse Colby Covington'la dövüştüklerini görmek çok isterim ben. Süper, süper olur yani. Süper dövüş olur. Ya Mert'e sözü hak ettim. Mesela şunu ekleyeceğim. Ben bu adamı zaten nasıl yani lightweight dönüştüğünü anlayamadım. İnanılmaz bir fizikle geldi. Yani maç içerisinde diyorsun, gerçekten de merak ettim yani. Yani nasıl bir welterweight bu adam? Muhtemelen kaç kilo fazlası vardır? Yani Woodley zaten büyük görünüyordu tamam ama Gilbert Burns gerçekten böyle bir insan azmanı bir 170 pound gibi hissettirdi bana kendimi. Woodley'den büyük göründü gerçekten bence de biraz. Evet, sanki biraz daha büyük görünüyor değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Ben bu adamın nasıl lightweight'e dövüştüğünü anlamadım ve tam aslında sikletiymiş bu adamın. Welterweight. Sen ne düşünüyorsun maç hakkında Mert? Ya ben Woodley'den herkes gibi bir geri dönüş sinyali bekliyordum. Zaten kendisi de söylüyordu iyi motive olduğunu ve depresyonlu olduğunu söylüyordu daha öncesinde işte kemeri kaybettikten sonra. İyi bir geri dönüş bekliyordum ama sanki yani Usman maçından bile kötü bir Woodley izledik. Belki o ayarda bir Woodley izledik. Yaşı da aslında çok 38 yaşında bir adam Tyron Woodley ve bilmiyorum dünkü performans beni hani üzdü diyeyim. Tyron Woodley çoğu insan sevmese de ben severim yani en azından buraya kadar çok çalışarak gelmiş bir insan. Yani dün baktığımız zaman aslında yani 156-65'lik bir total strike hani farkı var. 83 tane önemli vuruş yapmış Burns, 28 tane Woodley yapmış ve Woodley hiç varlık gösteremedi. Yani Usman maçında bıraktığı yerden devam etti.
ben oyun planında birazcık hata olduğunu düşünüyorum. Yani bu defansif bekleyip Recep'in de dediği gibi hani right of rent'i kovalaması ve bunu yapamayınca hiçbir şey yapamaması. Bu bence iyi bir plan mı? Yani kötü bir plan mı? İlla ki bir dövüşçünün B planı olmalı diye düşünüyorum. Yani Tyron Woodley gibi elit bir dövüşçünün de bu kadar çaresiz kafesin içinde kalması yani üzücü. Şu da konuşuldu dün hemen. İşte emekli mi olmalı falan gibisinden. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama sanki yani bir iki maç daha belki denenebilir. Yani motivasyon gözlerinde göremiyorum Woodley'nin. Yüzünde, kafes içi ifadesinde, kenara geldiğinde ya da maça çıkarken o isteyen, arzulayan bir dövüşçü şey yok yani. Gilbert Burns'teki heves Woodley'de yok mesela. Ya o dediğin çok önemli. Bak açlık gerçekten bir dövüşçü için çok önemli. Değilse seni çok kötü, seni çok zor durumda bırakabiliyor. Aynı Tyron Woodley gibi. Yani fiziksel olarak her şey yerinde adamın. Gücü yerinde, çok fitti, formdaydı bu maç için hazırlanmıştı. Ama bir taraftan şöyle bir benzerlik var bence Tony Ferguson'la. Aynı oyun oynadı adam. Ben çok performansının kötü olmadığını düşünüyorum. Tony Ferguson'ın Justin Gage'in maçında da Tony'nin performansının kötü olmadığını, Justin'in ona çok ters bir matchup olduğunu düşünüyordum. Bunda da biraz öyle. Tyron Woodley'nin tarzı bak çok benzer hep. Ya o elini iki patlayıcıya güveniyor. Robbie Lawler'ı yendiği gibi. Ya da leg kicklerine güveniyor. Carlos Condit'i yendiği gibi. Aşağı yukarı ufak bir şey. Ama Carlos Condit'in de sakatlanması da biraz işine yardımcı oldu tabii o maçta. Hep aynı türde, hep aynı tarzda dövüşüyor genelde. Çok fazla çok game plan değiştirmiyor zaten. Katılıyorum sana. Doğru game plan değil Gilbert Burns'ı yenmek için yaptığı. Ama zaten Tyron Woodley'nin Arsenal'de, yani daha Arsenal'de demeyelim de alışkanlıklarında daha farklı bir game planla dövüşmek çok fazla yok. Ya da mesela şöyle bir şey yapmak yok mesela. Kamaru Usman'ın onu tutup indirip yerde bütün maçı böyle grinding yapması gibi, işte ground and pound'la geçirmesi gibi. Onu Gilbert Burns'e yapayım falan diye karar verse ki o da bence boktan bir game plan olur Gilbert Burns'e karşı ama yine öyle bir şey de yapmıyor yani. Hep benzer şey yapıyor. Gilbert Burns çok doğru adam. Biraz böyle 38 yaşında Tyron Woodley. Bir süredir var zaten burada. Adapte olması lazım değişikliğe. Aynı şey gibi. Bu yeni gelen jenerasyon, Tony Ferguson gibi yeni gelen jenerasyonda ki çocuklar daha böyle çözüyorlar konuyu bence yavaş yavaş. Yani böyle Gilbert Burns'ın yaşını unutmuşsan kaç, 32 miydi, 33 müydü? 33 sanırım. 33 yaşında. Aynen. Yani bence çok doğru bir, yani çok farklı bir style. Yani böyle farklı bir style olduğu için çok başka bir matchup, zor bir matchup oldu onun için diye düşünüyorum ben. Emekli olması belki şeye göre Tony'den farklı olarak belki emekli olması gerekebilir. Tony çünkü daha aç hala. Çünkü başka bir şansı yok Tony'nin. Tyron Woodley rap falan yapıyor. Başka bir yerden para kazanıyor. Bu çok yapamıyor sakat. Ya yapamıyor. Gerçi de doğru söylüyorsun. Ama yani röportaj bilmem ne yapıyor işte. Şeylik yapıyor. Sunuculuk, munculuk gibi şeyler de yapıyor. Bir şekilde bir para kazanma tarafı olunca aklı böyle biraz gidince insanın Dana White'in dediği gibi bir ayağın dışarıda bir ayağın içeride yapamazsın bu işi yani. Bayağı sakat yani. Yani onun zararını olur. Dayak yer böyle yani. Ya bu arada şunu söylemek lazım. Açlık mevzusu açısından da yani şimdi ben düşünüyorum sporcularda. Yani şunu en son yani Last Dance izlerimde Michael Jordan da mesela söylüyor. Yani 3 tane şampiyonluk kazandım. Onun ardından mesela normal sezonda 82 tane maç var ve insan sıkılıyor ne kadar dünyanın zirvesinde de olsanız diyor. Ve Tyron Woodley'de de yani daha farklı şeylere hevesi olduğunu biliyorum. Mesela NWA'in filmi yapıldığında gidip orada rol almıştır rica ederek. İşte rap albümü çıkartıyor. Hani birazcık bu dövüş işini herhalde kendi başka hayalleri için kendi hayallerini finanse etmek için kullanıyor olabilir. Ama böyle de bence çok kötü gözüküyor. Senin dediğin gibi aslında işte bir ayağı burada bir ayağı başka yerde. Yani bence oturup radikal kesin bir karar vermesi gerekiyor Tyron Woodley'nin. Peki sizce sırasıyla Woodley'nin ve Burns'ün sonraki maçları ne olabilir? Çünkü aslında baktığımızda welterweight'te kazanma trendinde olan ve fazla maç yani şey son 6-8 ayda maç yapmamış örneğin bir Leon Edwards var. Örneğin bir Stephen Thompson var. Colby Covington yakınlarda Kamaru Usman'la dövüştü ve işte kaybetti. Onun belki bir olası gelecek dövüşü olabilir. Diğer yandan yine kazanmış ve bu ilk 5'teki kimseyle daha dövüşmemiş bir Michael Chiesa var. Sizce sırasıyla Tyron Woodley'nin ve Gilbert Burns'un bir sonraki maçları neler olabilir? Çünkü bir de Jorge Masvidal da sonuçta orada bekliyor. Aynı skette. Yani ilk başa baktığımızda
Colby Jorge, Leon Edwards, Stephen Thompson ve Michael Chiesa kazanma trendinde olan kişiler. Colby'yi saymıyorum bu arada. Yani Jorge, Leon, Stephen Thompson ve Michael Chiesa. Bunun içinde bir de Gilbert Burns var şu anda. Sizce sonraki maçlar neye benzeyebilir? Kafanızda böyle bir tartmış mıydınız bu konuyu, ne olur ne olmaz gibi? Çünkü hemen herhalde yani Gilbert Burns'u herhalde Kamaru Usman'ın önüne çıkartıp riske etmek istemeyebilirler. Bende böyle bir hissiyat oluştu. Diğer yandan Kamaru'nun da bir maç yapması gerekiyor. Ama yani onun için böyle farklı farklı senaryolar konuşuldu. Bir de Kamaru'nun para kazanması lazım. Bir Gilbert Burns tam pişmeden Kamaru'ya para kazandıracak maç olur mu? Yani para kazandıracak bir kart olduğunu düşünerekten sizce doğru zamanlama, doğru kombinasyonlar nasıl olabilir? Böyle bir ilk hissiyatınızı ben almak isterim. Abi senden başlayalım istersen. Bence şöyle olacak. Tahminimi soruyorsan direkt söyleyeyim. Leon Edwards'la dövüşecek bence. Çünkü muhtemelen Colby Covington'la rematch yapacaklar. Kamaru Usman'ı eşleştirecekler diye düşünüyorum eğer bozulmazsa. Öyle yapmayı da isteyecektir Kamaru Usman bence. Çünkü Gilbert Burns'la dövüşmektense Colby Covington'ı seçecektir. Çünkü hem o maç daha çok ses getirebilir yine rematch yüzünden. İşte Colby Covington'ın trash talk'u bayağı sağlam olacağı için. Bir de bunlar Sanford MMA diye bir takımda, aynı eski Black Zillion takımında. Hepsi beraber çalışıyor bu şeyler. Daha siyahi olanlarla yine Brezilyalılar eskisi gibi biraz benzer. İşte bu Vitor Belfort orada. Hatta şey de orada şu anda sanırım. Mike Tyson da orada çalışıyor. Şey bunların striking koçu falan da orada. Yani dolayısıyla nasıl bir strateji yaparlar? Henry Hooft konuşmuştuk geçen gün işte. Nasıl bir strateji yaparlar? Nasıl yaparlar? Onlar için daha karışık bir durum olacağı için Kamaru Usman tarafı için. Kamaru Usman muhtemelen Colby Covington maçını isteyecektir. UFC de öyle bir şey yapmayı isteyecektir muhtemelen. Jorge Masvidal için belli ki başka planları var. Ne olduğunu bilmiyoruz şu anda. Ama belli ki bir şey var yani. Göreceğiz onu yakında. Ben onun da olacağını düşünmüyorum. Leon Edwards olur diye en yüksek ihtimal düşünüyorum. Bu arada top 5'teki herkes için çok kötü matchup Gilbert Burns. Ama bir kişi hariç bence Stephen Thompson için değil. Stephen Thompson Gilbert Burns için çok kötü matchup bence. O mesela, o da tam başka bir dengeler çok değişiyor o tarafta da. Aslında o maç olsa inanılmaz ilginç olur. Ama contender'ın birini elemiş olabilirler. Yani Stephen Thompson'ı yenerse Gilbert Burns gibi bir yeni yükselişte olan bir adamı elemiş olabilirler. Dolayısıyla bir de Stephen Thompson biraz daha geriye düşmüş. Leon Edwards'ın da böyle şeyi yukarıdayken, şu anda grafiği yukarıdayken, o ikisini eşleştirip dövüşebilirler ki mükemmel maç olur diye düşünüyorum. Aslında hazırda bekleyen Michael Chiesa da var dedi Gökçe. Mesela o Stephen Thompson'ı da orada kullanabilirler Chiesa karşısında. Çünkü saydığımız isimler arasında en herhalde şu an düşük formda olan Stephen Thompson gibi gözüküyor. Doğru. Rankings'e de bakıyorum zaten. Gilbert Burns'dan sonra birazcık iş karışıyor. Sadece sıralamada olan isimler olsun diye yani. Çünkü Maya, Dos Anjos, Nate Diaz, Conor McGregor 14. gözüküyor welterweight sıralaması. Hmm. Birazcık Gilbert Burns'dan sonrası olsun diye olmuş gibi duruyor. Yani şu var, burada Jorge Masvidal bence en önemli etkenlerden biri. Onun vereceği karar Usman'ın yolunu, Colby'nin yolunu, birçok insanın yolunu şekillendirecektir. Çünkü ya bana katılıyor musunuz bilmiyorum ama welterweight'te sanki Jorge Masvidal'in eli şampiyondan bile daha güçlü şu anda. Doğru. İpleri elinde tutma açısından. Şu an yani şampiyon bile bence UFC ve Masvidal arasından çıkacak karara bakıyor ve bekliyor gibi bir durum var. Birazcık Conor McGregor vari bir konuma yerleşti bu siklet özelinde Jorge Masvidal. Ben şeyi görmek isterim. Leon Edwards'ın bu aradan bu sıralamadaki ilk 5'lik isimlerden biriyle karşılaşmasını. Onu da çok sevdiğim bir isim. Benim de düşüncem Colby ile Usman bir rövanş yapacak gibi. Ve bence rövanşı da hak etmiş bir Colby var yani. Sonuçta çok, ya Usman tabii ki dedi ki kemeri kaybetmedi, ben kemeri korudum, niye rövanş alsın gibisinden bir şey söyledi ama şampiyonu da zorlayan, korakor dövüşen bir isimdi Colby Covington'da. Bence burada herhangi bir rövanş güzel olabilir. Çok gereksiz bir maç değil yani. Peki. Bence de. Biraz geride kalmasa Jeff O'Neill derdim bu arada. O da çok iyi ama yani şu an onu vermezler muhtemelen Gilbert Burns'e. Benim aklımdan şöyle bir senaryo geçiyor. Gilbert Burns de eğer şeyle dövüşseydi, yani sonuçta bir şekilde yukarıda çekmek istiyorlar ya, Jorge Masvidal'i. Korkunç bir meçhap olurdu değil mi Jorge Masvidal için Gilbert Burns?
Kesinlikle. Yani evet muhtemelen. Ya aslında yani, Jorge Masvidal'ın şampiyonluk şansını pek görmüyorum ben ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Şunu izlemedik aslında. Jorge Masvidal tabii ki de Demian Maia maçında falan çok iyi mücadele verdi ama ya bu Prime Jorge Masvidal'i böyle Usman gibi, Gilbert Burns gibi adamlar karşısında bir izlememiz gerekiyor sanki. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum sana. Yani şöyle bence biraz daha Demian Maia gibi ama biraz daha kötü bir matchup olur Jorge Masvidal için. Çünkü yer dövüşü tehlikesi Jorge Masvidal'ın bir de jiu-jitsu'su çok çok iyi. Yani defansif jiu-jitsu'su çok iyi. Submit olmuyor. Demian Maia da submit edemedi onu. Ona rağmen yerde dayanır Gilbert Burns'e bir şekilde ama Gilbert Burns onun ground and pound'la da ve ayakta da striking'de de çok yorar ve hasar verir gibi geliyor bana bir taraftan. Ya belli de olmaz tabii ki ya. Yani Jorge Masvidal gerçekten tam bir dövüşçü gerçekten yani. Dövüş IQ'su çok yüksekleri. Ya bu aralar yani, zaten sürekli çıkışta olduğu için hani maç içinde ne verebileceğini hiç beklemiyoruz. Nate Diaz'ı yani bir round daha olsa ben herkesin aksine işte Masvidal yoruldu diyenlerin aksine Nate Diaz'ı bitirebileceğini düşünüyordum mesela. Bir round daha devam etseydi. Peki. Main event'ten sonraki co-main event'e geçelim mi? Tamamlayalım mı bunu? Ne dersiniz? Tabii. Olur. Tamamlayalım istersen. Peki co-main event Augusto Sakai, Blagoy Ivanov. Blagoy Ivanov. Yani puanlamaya katılmayan var mı bu arada? Split decision'la kazandı diye hatırlıyorum ben şeyi. Ya evet ama bu Augusto çok split decision ama şöyle bir hakem 27-30, diğer iki hakem 29-28, 29-28. Yani İlk hakemle ikinci üçüncü hakemin arasında nasıl bir maç izleme farkı var yani? Nasıl bu kadar deviyasyon oluyor? Ben yine kafam karıştı diyebilirim yani. Ya her şeyde oluyor bir tane hakem bunun gibi de. Evet, ne diyorsun Mert? Sen bir tane çıkıyor. Nasıl puanladın maçı? Ya aslında Sakai'ye aslında şöyle iki tarafa da gidebilir açısından. Çünkü senin Hı-hı. gibi puanlamaya katılmayanlar da var. Hani Ivanov kazandı diyenler de var. Ya ben Gökçe'nin dediğini düşünüyorum bu maçta mesela. İşte bu bir tane hakem maçı nasıl yorumladığı bence sorulmalı yani. Şöyle, bence demeçler verilmeli ve buradaki gölgeler kalkmalı. Çünkü bir hakem nasıl bu kadar farklı diğerlerinden yorumluyor? Onları bir bilmek lazım. Burada Sakai'ye verdiler. Aslında puanlama üzerine çok söylenebilecek bir şey yok zaten. Orada farkı ilk hakem yaratıyor. Puanlamayı demin söyledi Gökçe zaten. Yani bilmiyorum. Hani iki tarafa da gidebilir ama Sakai'ye gitti. Senin dediğin gibi her gecede bir tane hakem fiyaskosu olabiliyor böyle. Bu 29 şey 30-27 veren hakem de Blago Ivanov'a verdi bu arada. O da tamamen şuursuz. Ben hı hı. ya belki biraz şeyli bakıyorumdur bu arada. Blago Ivanov'a belki biraz bias bakıyor olabilirim, yanlı bakıyor olabilirim. Çünkü Blago Ivanov'un kazanmasını istiyordum açıkçası. Ya da kazanır diye de düşünüyordum. Yo zaten garip olan senin açından şöyle yani. Garip olan da şu zaten senin dediğin gibi yani Ivanov'a bu kadar ters bir şekilde puanlaması, diğer hakemlerin bu kadar farklı puanlaması. Çok garip bir şekilde puanlama yapılmış. Yani ya tamamen şey anlıyorum ben de. Sakai'ye verilmiş olmasını anlıyorum. Çok ya tamamen 3. round'a da bağlıydı çünkü. Bir temiz Blagoy Ivanov'du. 2. round kesin de temiz bir şekilde Sakai'di. 3. round'a nasıl puanlıyorsan ona göre değişiyordu da. Yani ona ver, her ikisine de vermelerini anlarım ben burada. O 27-30 saçma gerçekten yani. Evet saçma. Yani şöyle ben hemen rakamları vereyim. 125 strike yapmış Ivanov. 66 significant yani anlamlı. Sakai buna karşılık 161 vuruş yapmış. 78'i anlamlı ve etkiliymiş. Bunlar tabii şeyler yani inmiş daha doğrusu significantlar. Toplam strike'larda ise 130'a 71 Ivanov ama 174'e 89 Sakai. Yani hem daha fazla strike hem daha fazla significant strike yapma şansı olmuş. Ama tek bir fark var. 3 kere tek down denemiş Ivanov. Birinde başarılı olmuş nispeten. Yani çok rakamsal baktığımızda aslında Sakai'ye verilmesi çok anlamsız değil gibi görünmekte. Ama tabii bunların yani, round dağılımları da çok önemli tabii ki. Çünkü round başında baktığımız için bu olaya. Ya bundan çok aslında yine ben her seferinde bunu söylüyorum genelde. Hasar önemli ya. Yani 20 tane yumruk atmışsındır, hasar vermemişsindir. Karşı taraf bir yumrukta darmadağın etmiştir seni. Knockout olmamışsındır ama çok büyük hasar almışsındır. O round tek yumruğu atan adama gider. Yani hasara gidiyor yani şu an yeni kurallara göre, Unified Rules'a göre hasarı veren kazanıyor daha çok round'u. Ama neyse hakemler öyle görmüş diyelim yani. Evet. Peki güzel bir maç izledik. Billy Quintillo ve Spike Carr arasında. O maçı hala izleyemedim ya. Ben o maçla ilgili
Pardon. Yücel'e ayrı mesaj atmıştım. Bu maç Fight of the Night olacak diye. Bence olmalıydı bu arada. Dana White vermedi ama bu Timmy ile Elliot'e falan kıyak geçmiş biraz. Mükemmel maçtı. Orada da puanlamanın yanlış olduğunu, aslında maçın Spark Carlisle'ın kazanmış olması gerektiğini düşünüyorum. Çok eğlenceli maç. Bence Mert, tavsiye ederim, izleyebilirsin. Ya çok iyi bir grappling maçıydı. Çok iyiydi yani. Ve yani ya striking de güzeldi, grappling de güzeldi gerçekten. Yani ama yani böyle yerdeki mücadele çok eğlenceliydi. Yani sürekli iki dövüşçünün birbirine şu mesafede ya da iç içe olduğu keyifli bir maç izledik. Yani striking açısından da çok keyifliydi. Ve gerçekten güzel maçtı. Recep yine öngörüne katılıyorum. Ben tabii main card izleyebildim sadece. Esport'tan izlediğim için. Yani diğer alt kartlara bakamadım. Ama çok eğlenceli yani çok exchange'in olduğu, yakının olduğu, yerdeki grappling'in çok döndüğü eğlenceli bir maçtı. Şöyle heyecan dolu bir maç ya. Gerçekten izleyin, herkese tavsiye ederim. Böyle sürekli havai bir şeylerin patladığı bir maç. Baştan sona sahneye oturmayacağınız çok eğlenceli bir maç. Bu Spike Carlisle zaten delinin teki olduğu için gerçekten tavsiye ederim. Çok zevkli maçlarını. Daha önceki maçlar da çok zevkli de bunda da yani kendini göstermeye çalışıyordu. Bu eventte zaten bir şey yapacaktı yani. Onun için bayağı birçok kişi tarafından tanındığı event oldu bence. Sonraki maça geçelim mi? Ya bu arada istatistik vermek gerekirse yine hadi madem istatistiklere girdik. Billy Crantyu'ya yani en azından neden kazanmışı belki şey yapabiliriz. 135 total strike'da 110 başarılı olmuş. 102 total strike'da 64 başarılı olmuş Spike. Yani burada bir iki katına yakın fazla oturtması söz konusu. Significant strike'larda da 66'ya 49 Billy, 66'ya 37 de Spike. Ve roundlara dağıldığında aslında ilk roundda biraz daha Quarantino'nun önde olduğu, Spike'ın önde olduğunu görüyoruz. Sonrasında ise biri birazcık daha öne çıkmış ikinci ve üçüncü roundda. Hem strike'larda hem de yani ilk roundu muhtemelen hakemlere vermişler. İkinci ve üçüncü belki de 10'a 8 olabilirdi ilk round. Öyle değil. Evet. Yani bayağı aslında olmalıydı yani. Şimdi. Ama şöyle güzel bir istatistik var. Bayağı da bir takedown olayı ve bayağı bir clinch de var. Yani şöyle yani ikisi de herhalde 4-5'er kez böyle clinch aldı birbirine. Ve takedown yani toplamda 5 farklı takedown gördük. İkisi Quantillo'dan, 3'ü Spike Carl'dan ve yerde de bayağı bir döndüler üst üste alt alta. Çok eğlenceliydi bu açıdan. Keyifli bir maç oldu. Eğer izleme şansınız varsa Esport Plus'tan izleyebilirsiniz. Ben yine bir reklamda sokayım ki reklam almıyoruz ama Esport Plus'tan maçları izleyebiliyoruz arkadan da ucuza Türkiye'de. Ucuza. Evet abi ya. Vallahi yani yine 60 euroyu getirmeyelim gündeme yani. Aynen. Doğru. Peki McKenzie Dern kadınlar tarihinin ilk knee barı. Baya güzel. Zaten jiu-jitsu manyağı kendisi biliyorsunuz. Jiu-jitsu şampiyonu. Zaten buraya geçiyorsun. Bu arada aynen. O ana kadar dayak yiyordu. Yani hafiften bir hani Seifers'ın böyle hafiften onu bir haşladığını ayakta yani böyle üzerine baskıyı kurduğu bir anda yere inip bir anda bir transition'la knee bar'ı aldığını gördük. Sanki baskı altında böyle bir knee bar çıkarması yani izlemesi keyifliydi açıkçası. Sen ne düşünüyorsun? Ronda Rousey vari bir hareketle direkt gitti şeye doğru. Rakibinin üzerine doğru McKenzie Dern. Aslında LFA'de de birazcık bunu kullanarak sürekli rakiplerinin üzerine baskı kuruyordu. Burada evet senin dediğin gibi Stiffers bayağı zorladı. Ondan sonra bence Stiffers'ın bir hatası yüzünden orada kendi yakalandı ve ilk knee bar'ı da kurban olmuş oldu. McKenzie Dern ile ilgili çok güzel galibiyet ama değinmek istediğim başka bir konu var. Şu önceden hep eleştirdiğim bir konuydu çünkü Dern çok potansiyelli bir isimdi geldiğinde ve çok büyük şeyler bekliyor UFC. Çok fazla kilolu çıkıyordu yani vücudunda çok fazla kiloluydu. Şunu bence çok iyi yapmış, çok iyi kilo vermiş. Hani fizik olarak, görünüm olarak işte basenlerinden, o kenarlarından falan bayağı kurtularak gelmiş. Çünkü ama siz de önceki maçlarında yani o kadar böyle şey çıkıyordu ki tartıyı nasıl verdiğini zaten ben hiç anlamıyordum yani.
Çok iyi bir şekilde gelmiş ki kendisi anne oldu ve oradan geri hazırlanarak, kamp yaparak geri geldi. Bence çok güzel bir geri dönüş. Hem de galibiyetle güzeldi yani. Tarihe de geçti. Doğru, biraz yavrunu yüksek bir kız gerçekten. Kesinlikle. Bunu yapamayıp anne olduktan sonra, doğumdan sonra da bu kiloyu tutturuyor olması da ilginç yani gerçekten. Daha önce tutturamıyor olup da. Demek ki tam böyle şimdi doğru oturmuş hormonları ki. Evet. Kiloyu yapma konusunda. Ya bence de çok yetenekli bir kız. Bu zaten şeyde de ADCC açıkta da şampiyonluğu var yanlış bilmiyorsam. Yani tamamen serbest kiloda kendisinden çok daha ağır bu Brezilya'da Gabi Garcia'yı falan bile yenmişliği var. Gabi Garcia dünyadaki birkaç tane ağır kadından biri yani. 240 pound bir kadın düşünün yani, öyle bir şey. Onu bile submit etmişliği var. Bayağı yetenekli gerçekten Jiu-Jitsu'da. Ronda'nın yaptığı hatayı bence yapmıyor. Çünkü daha striking konusunda Ronda bayağı kendini kandırıyordu. Böyle kendini böyle boks yapsam da şampiyon olurum falan zannediyordu. Böyle bir şey yok. Bence daha mantıklı yaklaşıyor konuya. Bence daha iyi o yüzden de striking'i. Yakaladı da birkaç tane yumrukla hatta. Evet. Daha önceki maçlarında da başarılıydı. Aslında de birazcık şeyin altında da kalıyor bazen. UFC onu olarak lanse ediyor. İşte Jiu-Jitsu Wonder Kid falan şeklinde böyle. Yani sürekli o Jiu-Jitsu'nun çok iyi, süper falan, işte muhteşem bir altyapısı var gibisinden. Gerçekten öyle ama bazen onun biraz baskısı altında kalıyor Mackenzie Dern. Yani striking'inde bence yani şu an fena değil ama daha taşıyabiliyorsa bir iki seviye daha ileri taşıması lazım. Çünkü bazen çok ihtiyacı oluyor. Mesela geçen maçında çok fazla ihtiyacı olduğu halde kullanamadı. Rakibine karşı çok böyle yani bayağı ezilerek yenildi. Yerde muhtemelen ama kimse yok o şeyde. Onunla kafa tutabilecek. Evet, yerde yok ama işte çok mesela bazen yere almak ya. Geçen maçında mesela yenildiği maçta orada mesela o yere inemediği zaman işte yukarıda bir şeyler yapması gerekiyor. Kardın geri kalanıyla alakalı var mı? Özellikle merak ettiğiniz maç yoksa? Ben değinmek istiyorum ya. Ruzot Roberts, Brock Weaver maçına. Yani Brock Weaver... Gerçekten beklenti olan bir isimdi ki Amerikan yerlisi kendisi. O yüzden de UFC onu biraz pazarlamak istiyor. Ama yani Ruzut Roberts'ı ben bu arada çok beğeniyorum. Gerçekten önü çok parlak bir isim. Çok yetenekli çünkü. Özellikle de zaten şu an Amerika'da çok zor günler yaşanıyor. Özellikle siyahilerin de yaşadığı bir durum var. Ki bu isimler de oraya nasıl psikolojiyle çıktı bilmiyorum ama Ruzut Roberts gerçekten çok motive bir şekilde çıktı. Zaten bir husumet vardı aralarında. Çıktı ve Brock Weaver'ı ikinci roundda pes ettirdi. Bence çok güzel performans sergiledi. Güzel bir maç çıkarttı. Kendisi de Apex'e yabancı değil. Ha? Aynen. Yaşı kaç bu arada? Biliyor musun? Ben bakmadım hiç. Ruzut Roberts'a bakmadım ama genç olması lazım. İki isimde aslında genç olması lazım. Hemen bakıyorum. Sesimizde bir sorun mu var bu arada? 26 yaşında. 26 yaşında. Çok genç daha. Evet. Brock Weaver'da 28 diye biliyorum ben. Yaş. Benim açımdan textbook bir galibiyetti. Yani ayaktan yere indirdi. Sırasıyla side control, mount. Mount'ta zorlayarak ondan sonra arkayı al ve direkt rear naked choke'la submission. Hafiften böyle Habib tarzı gibi bile düşünebiliriz yani. Clinch'e kenara it, kenarda yere indir. Side control'dan mount'a geç ve yani çok paket bir şekilde paketleyip bitirdi ve yani çok hızlı oldu zaten her şey. Bir dakikanın, bir buçuk dakikanın altında oldu. Çok yani etkileyici bir galibiyet ve yani çok hızlı da geçti aslında. Yani side control'dan mount'a geçmesi oldu. Bir yandan böyle gerçekten düşündüm ya, bu resmen Habib'in reçetesi gibi yani. Bu arada de söylemek lazım. Brock Weaver doğru buluyor musunuz bilmiyorum ama ne zaman Roberts kafese yaklaşsa Brock Weaver clinch'e daldı. Ve her seferinde orada hemen turn ederek kurtuldu mesela Roberts. Daha sonra baktı Brock Weaver bundan vazgeçmeyecek. En iyisi dedi ben yere indireyim. Güzel de bir double leg takedown yaptı zaten. Yere indirdikten sonra maçı bitirdi. Yani Brock Weaver'ı da ben hani çok Reddit'te falan çok övülüyor ama işte çok iyi çocuk şöyle böyle falan diye pek ışıltılı göremedim. Zaten ilk maçında da kendisi illegal darbeyle kazanmıştı. Yani kendisine yapılan illegal darbe sonucunda maçı kazanmıştı. Bilmiyorum Brock Weaver için ne dersiniz ama kendisinden pek ışık göremedim UFC kariyerinde.
Yanlış matchuplarla şu ana kadar gelmiş olabilir belki. Biraz daha görmek lazım bence. Yani yaşı çok genç. Bir de dövüş evet, tarzı dövüş. Da daha çok değişebilir yani. Hala yeşil. Bir de kendisinin nasıl dövüş adapte olduğu, köşesinin o sırada nasıl game planı değişiklik yapabildiği, strateji verdiği, ona akıl verdiği. Böyle şeyler biraz daha oturacaktır. Bence birkaç dövüş daha görmek lazım yani. Diye düşünüyorum. İlginç bir sekans oldu orada. Onu da yakaladınız mı şu? Kalkıp giderken arkadan bir tane yemiyorlar. Ha şey, Spy Carly maçında değil mi? Aynen. Ya manyak mıdır nedir? Bu 10 saniye kala şeyini duyunca bitmiş gibi kalkıp gitti yani. Bilmiyorum. Gerçi sen Mert izlemedin dedin değil mi o ben maçı? Ben izleyemedim o maçı da. İnanılmaz, inanılmaz. Ona rağmen onu bir de şeyden görüyor sanırım. Gidiyor yürürken kameraya şeye bakıyor, ekrana bakıyor. Şöyle bir şey oldu. İlk round'un sonunda Spy Carly şeyin, Billy Quarantino'nun üzerindeydi ground and pound sonrasında. 10 saniye bu şeyi vuruyorlar ya. Tahta vuruyorlar. 3 kere aynen. 10 saniye kala o şeyi vurduktan sonra ground and pound yaparken kalktı üstünden, bıraktı işi gücü. Döndü evet. Arkasını. Köşesinde yürürken yani resmen bitmediği için round. Billy kalkıyor arkadan koşuyor buna bir tane çakıyor. Ama onun geldiğini son saniye kameradan göre böyle bir kapanmaya çalıştı falan. Orada bir savunur gibi oldu. Sonra gerçekten bitti. Yani round böyle garip bir olay oldu. Dana White'a yani, da sorular bunu sonra. Böyle bir şey gördün mü diye. Boksta görmüştün de şeyde görmedim dedi ya. MMA'de. Acaba bitti mi zannetti? Çok fazla motivasyon da bazen böyle şeyleri sebep oluyor ya. Ya herkes onu söyledi işte. Muhtemelen yani o şeyi sesi bitti olarak algıladı falan diyorlar. Bence öyle yapmadı ya. Bence böyle ben çok rahatım. Bu böyle Mark Hunt'ın şey kafası var ya. Walkout knockout'ları var. Böyle vuruyor. Çok adam yerde. Aynen ben de. Adam zaten hakemden önce bitiriyor. Kendi kendine bitiriyor maçı. Dönüyor. Onun gibi bir sen zaten yerdesin. Ben round'u bitirdim zaten. Alacağımı aldım, puanımı aldım deyip gidiyordu ama biraz erken yaptı bunu yani. Ben evet. Öyle o kafayla yaptığını düşünüyorum yani açıkçası. İlginç, güzel maçtı yani. Aslında şimdi onu buradan göstersem mi diye düşünecektim de şey... Riske girmeye gerek var mı? Değil mi? Girmeyelim değil mi ya? Ya çünkü evet. Şey, gösterebiliyoruz onu aslında da neyse. Peki alt karttan girmek istediğiniz bir konu var mı? Çok yani önemli benim... belki değinebilir. Çünkü çok güzel bir performans sergiledi. Aynen. Ve herkes de böyle şey derken böyle. Valentina bu işin blueprintini çözdü. Ablasına öğretecektir. İyi çalış. Zaten ablası hazır. Valentina'nın son maçı. Bu kadın için iyi çalıştılar falan diye düşünürlerken. Ya ben daha ölmedim dedi yani. Aslında senin dediğini yaptı. Sen dedin ya mesela 20 tane yumruk atarsın karşıya bir tane atar seni çözer diye. Gerçekten o etkili bir darbe sonrası bütün vücudu gassed out oldu yani. Bütün vücut gücü bir anda bitti Shevchenko'nun. Ondan sonra zaten çok egen işlemeye başladı. Çok güzel bir galibiyet aldı bence. Onu da söylemek lazım. Dominant galibiyet gerçekten. Evet. Evet. Ya herkes onu şeyden endişeleniyordu. Ben yaşım gidiyor. Ben anne olmak istiyorum. İşte dolayısıyla son maçlarım ben yani emekli olacağım yakında gibi demeçler verince bu Catherine Kohogyan herhalde bunun da işte Tyron Woodley gibi böyle bir ayağı dışarıda falan diye düşündüler de öyle olmadığını göstermiş oldu yani. Antonio çünkü hiç boş bir şey değil, dövüşçü değil gerçekten. Evet, o da çok yetenekli. Ya John Jones konusunda ne diyorsunuz? Ona bir değinelim mi hızlıca? Ne olacak bu işin sonu? Ya sizce? Şey... Nereden ya John Jones'u biz kendi aramızda bir WhatsApp grubumuz var. Orada zaten ben hatırlıyorsanız Doğan abiyle hararetli bir şekilde tartışmıştık bunu. Ya ama şunu söylemek lazım. Ben Dana White tarafından ve bir hep şöyle düşünüyorum yani UFC'nin başında ben olsam ne yapardım diye. Yani John Jones'un istediği para evet güzel rakam ama işte Dana White'ın da dediği gibi tarihin en iyisi olmanız size o parayı vermemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Ve yani pay-per-view satamıyor John Jones. Bu gerçek. 1 milyon bir tane pay-per-view var. O da DC ile yaptığı ikinci maç. Ki burada DC'nin de payı var bence o satışta. Yani bilmiyorum bu pay-per-view yapamazken ne bileyim yakında seyircili maçlar olacak mı belli değilken gate sales alamayacakken bu parayı vermek ne kadar doğru yani istemek ne kadar haklı. Ben şuna da biraz değinmek istiyorum. Ya tam Amerikalılarda vefa kavramı ne kadar geçerli çok fazla bilmiyorum ama yani UFC'nin bu kadar çok skandalını John Jones'un örtüp yardım ettikten sonra bir anda böyle mızmız çocuk gibi ortaya çıkıp işte ortalığı velveleye vermesi bana birazcık şey gibi geldi. İyi bir hareket geldi. Yani bunu kapalı arkasında da Dana White'la bir şekilde çözebileceğine inanıyorum ben.
Eğer bu kadar ortalığa dökmeseydi olayı. Ben duyamadım. Nasıl bir hareket gibi geldi o kısım? Çünkü şey galiba arada kaynadı şeyden, bağlantıdan. Ya biraz da böyle hani ne bileyim çok mızmızlandı. Bu kadar ortaya dökmesi birazcık yanlış oldu. Kapalı kapılar ardında Dana White da bu işi çözebilirler diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla skandalını örttü UFC. Örttü derken yani hep böyle yanında oldu, destek oldu. Hep ona hiçbir şey olmamış gibi maçları çıkardılar ki OSP dönüşü olsun. Daha sonrakiler olsun. Kemeri elinden almadılar son olaydan sonra. Yani bence Jon Jones'un sanki birazcık nasıl diyor, görüyorsunuz bilmiyorum ama ya hareketini biraz çiğ buluyorum. Bu son yaptığı hareketleri. Ben sana burada işte Ariel Helwani ile ayrıştığın nokta burada Mert. Ariel Helwani genelde bu tür şeylerde dövüşleri destekler. Yani dövüşler daha çok para almalı. Ne olursa olsun daha çok para almalı falan diye. Orası öyle ama istek ne kadar mantıklı, bir de yatırım ne kadar mantıklı. Şimdi dövüşçüler tabii ki de daha çok para kazansın. Reebok'tan ayrılıyor UFC. Nike ya da Adidas'la anlaşacağı söyleniyor. O belli değil ya, bakalım ama. Evet ya belli değil ama sanki o firmalar dövüşçülere daha çok yarayacaktır bence. Özellikle bütçe olarak zaten. Dövüşçüler tabii ki çok para kazansın ama şimdi bir isteğinin ne kadar mantıklı bir isteği var ona bakmak lazım. Bir de yatırım yapacağınız dövüşçü o kadar o yatırımın karşılığını verecek mi ona bakmanız lazım. Yani bence o yüzden hani belki Helwani ile ayrışıyoruz burada ama genelde onunla eşleştirildiğim için sağ olsun MMA çevresi tarafından. Şunu söylemek lazım. Bence bu tarafta UFC biraz daha haklı. Çünkü burada da yatırım yapan özel bir şirket var. NBA gibi, NFL gibi, işte NHL gibi bir şirket UFC'de. Kötü şey diyorsun. Ya şöyle ben birincisi ya kendi aramızda da konuştuğumuzda iki şey var. Hak ve yöntem. Yani şimdi Jon Jones'un hakkı mıdır? Önce bunu bir ele alalım. Daha fazla para kazanmak. Tabii yani pound for pound yani gelmiş geçmiş en iyilerden bir tanesiysen kimle dövüştüğüne bağlı olarak tabii ki hakkın teoride olabilir. Ama hakkın derken bir de senin içinde bulunduğun kurum için yarattığın hasarı da sorgulamak gerekiyor. Yani Jon Jones UFC'ye, UFC'nin dövüşçülerine, UFC'nin dövüşçü kafasına hasar vermiş bir adamdır. Yani bir bu sonuçta doping iddiaları, iki kendini kaybetmiş bir şekilde sağda solda yaptığı hareketler ki yakın zamanda da işte polise girmiş olduğu olay ki şu dönemde çok daha alakalı yani bir siyahi olarak örnek bir sporcu olması gerekirken polisle böyle bir noktaya gelmiş bir adam olman şu dönemde çok daha alakalı. Yani UFC belki bunu da bir noktada yönetmek istiyor olabilir. Yani örnek bir siyahi atleti sonuçta bu konuyla ilgili ödüllendirmek mi? Ki farklı bir sürü siyahi atlet var. Yoksa Jon Jones'a işte istediğini vermek mi? Yani Mert'in söylediğine katılıyorum. Yani UFC çok fazla zamanda yanında oldu Jon Jones'un. Yani burada bir hakkaniyetli olması gerekiyor Jon Jones'un. Burada da ben yönteme gelmek istiyorum. Şimdi eğer sen bunu aynı Trump'ın yaptığı gibi Amerika'nın sosyal ve siyasi iletişimi artık Twitter üzerinden regüle ediliyor. Aynı Trump'ın yaptığı gibi her derdini kiminle Twitter üzerinden çözmeye kalkarsan ve karşılıklı olarak siyasi ve profesyonel ilişki içerisinde olman gereken, profesyonel ilişki içerisinde olduğun bir kurumu Twitter üzerinden hedef alırsan, ki burada tabii ki Dana White'ın yaptığı yani açıklamalar da ele alınabilir ama bu doğru yöntem değil. Değil yani. Oturup da ipliğini pazara çıkartıp bana bu kadar para vermiyorsunuz, yarısını şey yapıyorsunuz, zaten kardeşlerim de şu kadar para kazanıyor, Dana White liar'dır, ben zaten 30 milyon istemedim, onun yarısını alamadım, bıy bıy bıy. Yani bütün bunlarda haklı olabilirsin ama bunu Twitter üzerinden bu şekilde yaparak haksız çıkıyorsun. Bu yüzden bana yani resmen şu noktada kendini şuraya pozisyonladı. UFC'nin şımarık çocuğu yani Jon Jones. Şımarık başarılı çocuğu ve ben UFC'nin başkanı yani olsam ben de Dana White'in yerinde olsam ya ben bu adama yeteri kadar hakkaniyetli davrandım. Biz bu adamın hayat standartını A'dan B'ye getirdik. Şu ana kadar da kontratı çerçevesinde iyi bir şey yapmaya kalktık, çalıştık. Bu adamı koruduk. Bu adama yeni fırsatlar verdik ve tamam istiyorsun yeni bir dövüşü ve bunu seninle de konuştuk. Standartlarını da belirledik ve pay-per-view rakamlarının da yukarıda olması gerekiyor falan filan. Ama bir noktada yani ya sabırlı ol ya da yani kabul et içinde bulunduğumuz durumu. İkisini de yapmadı. Ne kabul etti ne de sabırlı oldu. Ve ipliğini pazara çıkardı sonuçta bütün bu tartışmaların.
Bu noktadan sonra ben Jones'un UFC açısından, hele yani bir de bir noktadan sonra da ben bırakacağım kardeş, işte başka yere gideyim kafasına girdikten sonra UFC'nin Jones'a para şey geri dönüş yapacağını, geri vites yapacağını pek sanmıyorum. Yani hani Türk şeyde Türk futbol kulüpleri derler ya, burada kulüp mü büyüktür, oyuncu mu büyüktür? Kulüpler, organizasyonlar tabii ki daha büyük oluyor. Bu yani böyle, o şekilde konumlandırman gerekiyor. Burada John Jones'dan büyük bir organizasyon var UFC olarak. Yani oturup da ilk günü pazara çıkardığın bir organizasyonun sonrasında sana hakkaniyetle davranıp en sevdiğin, en çok istediğin dövüşü vermesini bekleyemeyiz. Hele bu pay-per-view rakamlarını yaparken. Ben daha önce de söyledim. Hayırlısı olan gerçekten iki seçenek var. Ya Jones ve UFC bunun arka planda şey ikisini yaptılar. Yani plan B'sini yaptılar. Yani Jones ipleri kopartayım işte, yok Rising'e gideyim ya da işte Bellator'a gideyim, oradaki adamları challenge edeyim, daha fazla para alayımın altyapısını hazırlamak için böyle bir olaya girmiş olabilir. Bu da plan B'si var demektir ki bunu bu noktada Jones'u akıllı görürüm. Ama yok, hiç böyle plan B yapmadan Dandun giriştiyse ve böyle bir olayı ittiriyorsa bence aptallığın daniskası yani. Peki sana şunu sorayım ben. Mesela Dandun girse de zaten John Jones'un doğal kendiliğinden oluşan plan B'leri olmaz mı? Ya zaten John Jones dışarı çıktığı an böyle kurtlar gibi üzerine bir sürü organizatör atlayacaktır Jones'un. Tabii muhtemelen. Ama yani ondan sonra da John Jones'un şöyle oturduğunu düşün masaya. Yani ben pound for pound king'im. Efendime söyleyeyim, kaç milyon vereceksin? Ve karşısına kimi çıkaracaksın? O zaman da mert olay, yani İngilizce'de business case'e dönüşüyor. Yani ne kadar para kazandıracaksın ki o organizasyonu, ne kadar para alacaksın? Yani pay-per-view rakamlarına bağlı olarak bir anlaşma yapması gerekiyor. İşte fikir... tam... Ama bundan tam da kaçıyor işte. Söylemeye çalıştım bu. İşte bak. Tam söylemeye çalıştım bu. Tamam. Ve tam o noktada yapacağın anlaşmada gidip de kardeş ben önden 15 milyon dolar pay-per-view'ünde %5'ini istiyorum diyemezsin. Bunu Bellator'a söyleyemezsin. Bunu Rising'e söyleyemezsin. Çünkü bu adamların 15 milyon doları yok. Bu evet. Adamlar aynı Dana White'ın önerdiği gibi pay-per-view bazlı bir anlaşma önerecekler sana. Ne kadar satarsan o kadar kazanacaksın. Bu kadar. Bunu niye UFC'de yapmadın? Ya bir de şu da var zaten. Ya her şeyden önce senin dediğin gibi yani bir isteği var. Fakat bir de CV'si var finansal olarak. Yani istediği şeyin geri dönüşümünü yapabilecek bir isim değil. Yani buradan zaten baştan kaybediyor John Jones. Bence yani bu sporun bir numaralı şirketinin, yani sen çok iyi işte şımartılan, çok iyi arkası kollanan bir çocuğuyken, bence istenmeyen ve işte dışlanan çocuğu olmak yerine birazcık daha kapılı kapılar arkasında bu kadar ipliğini pazara çıkarmadan doğru şekilde Dana White'le birlikte sağlıklı bir şekilde iletişim kurarak bunu çözmesi gerekiyordu. Bence hala zamanı var. Dana White çünkü sabırlı bir adam. Öncelikle zaten bir iş adamı. O yüzden de sabırlı bir adam. Bence hala zamanı var. Daha fazla işleri laçkalaştırmadan iyi bir şekilde bunu sürdürmesi lazım. Şunu da eklemek istiyorum. Ya bunun NFL'de oynayan kardeşleri, abileri gerçekten çok iyi adamlar. Ve çok akıllı adamlar. Yani bizim kuzenimin zaten Amerika'nın oynadığı NFL kanalı var. O da biliyor oyuncu olarak, kişisel olarak nasıl insanlar olduklarını ve yani John Jones gerçekten bu ailenin en garip insanı ve bence onların da iyi bir John Jones'a iletişim desteği vermesi gerekiyor. Ya birazcık ne kadar evli çocuklu bir adam da olsa John Jones'un birazcık yardıma ihtiyacı var. Bence bunların birazcık konuşulması lazım. Özellikle 2-3 tane iyi danışman verilmesi lazım John Jones'un yanında. %100 katılıyorum sana. Bu arada bence John Jones'un... Pardon. Buyur, duyabilir miyiz? Yani en azından çünkü ben bilmiyordum böyle bir olay olduğunu. Çok iyi değil mi abi? Ailede kuzen, sen burada UFC'yi cover ediyorsun. Kuzen NFL'i cover ediyor. Olur da bizim dinleyeceğimiz arasında NFL'le ilgilenen varsa UFC'nin nedir kanalın adı? Amerika'nın oyunu. Amerika'nın oyunu. Süpersin. Çok iyiymiş. Çok iyi. Çok yaratıcı abi. Pardon Recep, buyur. Ya bence şöyle, bu John Jones'un yani aklının başında toplayıp doğru düzgün konuşması lazım, pazarlık yapması lazım diyorsunuz ya ikiniz de. Bu zaten John Jones'un pazarlık yapma şekli. Başka türlü pazarlık yapmayı bilmiyor doğru düzgün zaten. Başka zaman pazarlık yapmak zorunda kalmadığında her şey okey. Ama pazarlık yapması gerektiğinde, çünkü biraz daha ipler UFC'nin elinde. Şimdi bunların kontratlarındaki maddeler şu şekilde. UFC dövüşçülere
en az senede bir dövüş sunmak zorunda. Ben seni, benle kontrat imzaladın. Başka yerde dövüşemezsin. UFC'de dövüşeceksin. Bütün hakların bende. Ben sana ama dövüş de vermiyorum diyemez UFC. Minimum senede bir dövüş sunmak, önermek zorunda dövüşçüye. Birden fazla sunabilir. Sunduğu dövüşe dövüşçü hayır diyebilir. Ben dövüşmüyorum diyebilir. Okey. O seneye atlatmış olur. Seneye bir daha sunabilir. Bayağı uzatabilir UFC konuyu yani. Yani kontrattaki haklarına göre. Dolayısıyla UFC'nin amacı şu. Aynı kontratında kalan kaç maç varsa, kaç maçlık anlaştıysa, şu an kaç maçı kaldığını bilmiyorum John Jones'un kontratta. Genelde 4 maç ya da 8 maç ya da 6 maç neyse öyle kontratlar imzalanıyor. Kaç imzaladı en son, kaçını harcadı, kaçı kaldı bilmiyorum. Kalan maçlarını UFC ne kadar yüksekten, ne kadar çok sattıracak maçlar varsa onları ayarlamaya çalışıyor. Ki bu muhtemelen Francis. Aynı kontratla Francis'e dövüşmek istemiyor John Jones'la. Yani böyle bir risk alacaksan, böyle bir adamla dövüşeceksen bari biraz daha farklı parası olsun istiyor. UFC de kontratı yenilemek istemiyor doğal olarak. İkisi de restleşmiş durumda. Şimdi UFC tamamen John Jones'u dövüştürme haklarını kendinde olduğu için hiç korkusu yok. John Jones bugün okey ayrılıyorum ben deyip gidip Bellator'a dövüşemez yani. Dava açarlar. Kazanırlar. Kontratını satın alması lazım John Jones. O da muhtemelen müthiş paralar olur. Onu yapacağına dövüşmek zorunda kalacak. Yapabileceği tek şey önerdikleri dövüşçüyü reddetmek. Şöyle bir şey diyebilir John Jones. Ben light heavyweight dövüşçüsüyüm. Bana light heavyweight dövüşü verin deyip Francis'i öyle engelleyebilir. Ama muhtemelen kaç dövüşü varsa, 2 ya da 3 dövüşü varsa UFC buna sıralayacaktır yani. Dominic Reyes, Jan Blachowicz, Thiago Santos sıralayacaktır. En, hatta Thiago Santos'u belki daha öne koyar bilmiyorum. Öyle olacak gibi düşünüyor. Biraz John Jones zararlı çıkacak bu dalaşmadan gibi düşünüyor. Düşünüyorum. Elinden ne geliyorsa bu tartışma sonucu biraz ne para kopartabilirsem onun için uğraşayım diye düşünüyor John Jones. Dediğinize katılıyorum. Madem o kadar iyi dövüşürsün, o kadar iyi izlenebileceğini düşünüyorsun, pound for pound bir numarasın, izlen, payını al. Ama onun argümanı şu, nasıl bir pay verdiğini bilmiyoruz bu arada. Pay-per-view points'ten izlenme miktarından gelen paranın yüzde kaçının John Jones'a gittiğini bilmiyoruz. 5'i mi, 7'si mi, 8'i mi? 8 ise 10 istiyor olabilir ya da 12 istiyor, o artsın oranı istiyor olabilir yani. Orayı bilmiyoruz. Orası tamamen kapalı kısım. Bu açıklanan dövüşlerin dövüş sonrası işte kim ne kadar aldı kısmında pay-per-view points'ler yok. O yüzden böyle Conor bile dövüşüyor. İşte 1 milyon artı 1 milyon aldı falan. Yalan onlar yani. Conor devasa paralar alıyor. Yani o kısmını bilmiyoruz sadece. Oradaki anlaşmayı ayarlamaya çalışıyor şu anda. Bellator gibi bir yere giderse belki oradaki yüzdeyi biraz arttırabilir. Aynen. Ama Gökçe senin dediğin gibi Bellator'una gel bana satsan da satmasan da fix al 110 milyon dolar sana vereceğim diyemez yani. Öyle bir para dediğin gibi bu Scott Coker'da falan öyle, onlar da o parayı veremez, yapamazlar yani. Ama öyle bir şey düşünmüş olabilir. O tarafta zaten double champ mi? İkisi birden şey mi? Light heavy, heavy, ikisi de Ryan Bader mıydı Bellator'da? Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Ryan Bader'ı zaten dövdü John Jones yani. Gene döverim diye düşünüyor. Ben giderim oraya double champ olurum diye düşünüyorsa, ilk başta benzer paralar alırım, sonra daha çok para kazanırım diye düşünüyorsa, o da kafasında böyle bir plan yapmış olabilir yani. Şeyin videoları var çok YouTube'da. Miles Jury'yi biliyorsunuzdur. Eski UFC dövüşçüsü. Şu an o da Bellator'da dövüşüyor. Bellator UFC'den niye ayrıldım? UFC'de kaç para kazanıyordum? Bellator'da kaç para kazanıyorum? Gibi bir sürü argümanı var, açıklaması var. Bellator'da daha çok para kazandığıyla alakalı. Ama bu Miles Jury parasından bahsediyoruz. Yani John Jones zaten üst seviyelerde para kazanıyor UFC'de. Bellator'da o seviyelerde para kazanan kim vardı bilmiyorum. Bellator'da en çok para kazanan kimdir bilmiyorum yani. Muhtemelen Rory McDonald, Gegard Mousasi falandır. Ya da ne bileyim Ryan Bader ya da ihtimal Fedor. MVP bile bence o kadar kazanmıyordur yani. Yani Gegard'dan çok kazanmıyordur. Ya da tabii. Fedor'dan çok. Ya da Matt Mitrion'dan çok kazanmıyordur. Onlar en çok kazanıyordur. John Jones, yani Miles Jury zaten bu kadar bile kazanmıyor. Onu demek istiyorum. Miles Jury'nin teorisi orada çok geçerli olmayabilir. Çünkü o orta seviye bir dövüşçü. John Jones standartlarında fazla kazanıyor herhalde. Evet, UFC'de o zaten ne kadar kazanıyordu ki işte 40-50 bin dolarlar, 100 bin dolarlar. Orada 200-300 bin dolar kazanıyor. Belki oradan oraya çıkmıştır. Ama John Jones zaten milyonlar seviyesinde. Belki şu an John Jones kadar para kazanan adam yok yani Bellator'da. O seviyeyi arttırabilir mi? Kendi seviyesini arttırabilir mi Bellator'da? Göreceğiz, ilginç bir şey yani. Dünyanın her yerinde konu bu yani şu an. Dövüşeceğim ama kaç paraya dövüşürüm? Şey diye de düşünüyor olabilir. Bir tane Bellator'la anlaşırım. Bir tane Ryzen'la, bir tane One'la, bir tane oradan oraya Asya'ya dolaşarak
herhalde o toplayabildiğini toplama gibi bir planı da olabilir. Yani şu an John Jones çok değişik bir adam olduğu için en egzantrik şeyleri bile ben ihtimal dahilinde tutuyorum. Bak Ryzen verebilir mesela. İyi para. Ya böyle çılgın promotörler oluyor ya, bir maça böyle işte saçma sapan iki matchup falan böyle işte deli paralar yapıyor. Gibi. Kara para aklanıyor falan genelde şeylerde. Şu Floyd'un şey küçük bir şeyle dövüştü ya bu. 125 poundluk bir kickboksçuyla dövüştü. Evet. Şimdi onun gibi bir maç yapabilir mesela. Bir orada onu test de etmezler. Aynen. Hı-hı. John Jones'u test de yapmazlar orada. İstediği gibi takılır. Artık böyle sex pills, max pills ne alıyorsa onları da alabilir yani. Ki acayip bir John Jones çıkar o zaman orada da. Aynen. Uber'in gibi bir John Jones izliyor olabiliriz yani. Aynen öyle. Peki aklımıza gelen başka bir konu var mı burada ele almak istediğimiz? Tam böyle bir saate yakınlaştık. Bir saate geçmek üzereyiz. Ben okeyim şu an. Ben de okeyim şu an. Güzel sohbet oldu. Güzel sohbet oldu, evet. O zaman çok teşekkürler. Öncelikle Mert konuğumuz olduğun için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Olmak, ağlamak. Yeniden yeni yakında bir... Evet, görüşeceğiz yakın... galiba Mert, değil mi? Biz ne zaman görüşürüz? Bunu duyuralım mı? Sürprizini de yapayım. Hem çarşamba günü çekimini yapacağız. Perşembe günü yayında olacak. Recep abiyle beraber. Şunu da ekleyelim. Stüdyodan yapacağız. Stüdyoya dönüyoruz. Yeni programla beraber. Onun ardından 4-0 skora sahip Sevde Türk MMA dövüşçüsü, Türk kadın MMA dövüşçüsü, o da MMA Zone'un konu olacak. Ondan sonra da zaten stüdyodan devam edeceğiz. Umarız her şey yolunda gider. Böyle bir planımız var. Yani Perşembe günü MMA Zone'la beraber hem stüdyodan hem de Recep abiyle beraber güzel bir yayın yapacağız, onu buradan duyuralım. Spor Dijital'i takip etmeyi unutmayın. Spor Dijital diyelim o zaman. Tabii. Spor Dijital MMA Zone'u takip etmeyi unutmayın diyelim. Ya ben şunu da eklemek istiyorum. Pek kendimi ifade edebileceğim alanlar zaten biliyorsunuz kısıtlı. Yani Instagram DM'lerime de bazı işte tepkiler geliyor. Farklı olumlu, olumsuz. Şunu da söylemek istiyorum. Yani MMA Zone'un denilen programın herhangi bir bir tarafa ya da başka bir tarafa giden bir çizgisi yok. Hep düz yolda, zaten ilk programdan beri düz çizgi şeklinde gidiyoruz. Herhangi bir taraf olmak gibi bir durumumuz yok. Söz almak isteyen, MMA sanatını icra eden ve işte o sahneyi kullanmak isteyen herkese kapımız açık. Yani birinin çıkıp başka birine meydan okumasının saygısızlık olduğunu düşünmediğim için zaten böyle bir olaya yer veriyorum. Yani o yüzden de gelen tepkileri anlayışla karşılıyorum. Ama bunun da bir fight business olduğunu unutmamak lazım. O yüzden biraz daha böyle şeyleri olgun karşılamak lazım. Çünkü herkesin skoru belli, herkesin Sherdog'unda ne olduğu belli. O yüzden de birazcık daha sanki bunları olgun karşılarsak, özellikle takipçilerimizden de bunu rica ediyorum. Daha güzel, seviyeli, düzeyli bir MMA dünyası. Şu an altyapısını oluşturuyoruz. Kesinlikle ileride bunun yani faydasını görürüz. Daha olgun, daha düşünebilen, daha ılımlı yaklaşalım olaylara. Çok hararetle çünkü kişilere ve öğelere saldırmayı seçiyoruz. O yüzden onları birazcık daha bence törpülememiz lazım. Ya bir süper de, Mert. Ya süper söyledin Mert. Bir de şunu da hatırlamak gerekiyor. Şimdi hani biz Recep'le biraz daha nasıl diyeyim? Daha böyle olayın hobi seviyesi ve keyif seviyesindeyiz ama şimdi Mert'in yapmaya çalıştığı şeyi bence herkesin iyi anlaması gerekiyor. Birincisi Mert bunu dışa kapalı bir yapı hale dönüştürmek ve kendi borusunu öttürdüğü bir yapıdan ziyade tamamen dışa açık, gelişmeye açık, herkesin katılım sağladığı platform yaratmaya çalışıyor burada. Yani bizler MMA Zone'da bulunduk, farklı yorumcular MMA Zone'da, Zone'da bulundu. Türkiye'de MMA konuşmakla ilgili belli bir yetkinlik veya belli bir istek veya belli bir beceri sahibi herkes bir şekilde MMA Zone'da kendini duyurma şansı buldu ve burada Mert'in yapmaya çalıştığı şey açık bir platform oluşturmak ve herkesin kendini ifade edebildiği bir altyapı sağlamak. Bu yüzden buna saygı ve saygı gösterip biraz da mutlulukla da karşılamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye'de şu anda bu kadar birleştiği şekilde Mert'in yaptığı gibi herkesin içine gelebileceği, katılabileceği, inküve edebileceği bir altyapı yok. Yani Mert bizimle hiç görüşmeyebilirdi. Mert bizi canlı yayınlarına almayabilirdi. Mert MMA Türkiye'yi kurmayabilirdi. Biz MMA Türkiye sayesinde Mert'le tanıştık.
Mert bizim yayınlarımıza katılmayabilirdi. Mert bizi yayınına almayabilirdi veya diğer insanları konuk etmeyebilirdi. Burada Mert'in yapmaya çalıştığı dahil edici, geliştirici, iyi niyetli çabaya ket vurmaktan ziyade destek olmamız gerekiyor. Çünkü MMA Türkiye'de nispeten yeni, nispeten küçük bir komüniteye sahip ve biz bunu bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Yani geliştirmeye çalışıyoruzdan kastım. Bizim yaptığımız tek şey konuşmak ama Mert birazcık daha dahil edici, herkesi bir araya getirici bir çaba sarf ediyor. Buna da birazcık saygı ve sevgi duyup sahiplenelim. Mert'i de lütfen demotive etmeyelim. Yani en azından... Yani şöyle zaten hani demotive... Söyleyebiliriz yani. Biz Mert'ten... Mert, ben senden çok memnunum. Yani... Eyvallah, teşekkür ederim. Benim biraz daha yaşım olduğu için hem gençliğimde hem de sonrasında farklı farklı iş yapmaya, beraber bir araya gelip iş yapmaya çalışan insanlarla çok vakit geçirdim ve çok gözlemleme şansım oldu. Herkes senin kadar olumlu, herkes senin kadar egosuz, herkes senin kadar yapıcı yaklaşmıyor bu dünyada. Özellikle Türkiye'de. Çok genel bir söz vardır. Bir Türk 10 Japon'a bedeldir. Bu Japon atasözü. Ama 10 Japon Türk 100'e bedel, 100 Türk'e bedeldir diye. Yani biz tek başımıza çok iyiyiz ama bir araya geldiğimizde çok verimli olamayabiliyoruz. Çatışıyoruz. Bir araya getirerek, daha fazla risk alarak daha zor bir şey yapmaya çalışıyorsun ve bence bunu çok iyi yapıyorsun. Bu yüzden de senin gibi yani açık görüşlü, iyi niyetli genç arkadaşlarımıza daha fazla destek olmamız gerekiyor. Yani bence herkes bu gözlüğü lütfen taksın, rica ediyoruz. Bizim şöyle, güzel sözlerin için teşekkür ederim abi. Bizim şöyle bir seçeneğimiz de var. Bizi izleyip MMA Zone'a katılmak istiyorum, bilgiliyim diyen insanlardan da görüşme gerçekleştiriyoruz. Sadece bir tane şartımız var. Bir tane deneme çekimi alıyoruz. Eğer beğenirsek arkadaşlarımızı dahil ediyoruz MMA Zone'a da. Ki zaten Emre de çıktı mesela. Onun korona olmasaydı başka MMA Türkiye sayfasından da bir çevirmen arkadaşımız gelecekti, konuşacaktık, sohbet edecektik. Yani MMA Zone'a katılmak çok büyük bir şey değil. Herkese kapımız açık. O yüzden de zaten herhangi bir şey yapmıyoruz. Benim tek isteğim sadece yani meydan okumalarım falan, bunların normal olduğunu anlamak ve çok fazla çatışmamak. Çünkü zaten yani toplasan kaç kişiyiz? O yüzden bence böyle birlikte devam etmenin daha önemli olduğuna ben inanıyorum yani. Evet, platformu bulan sonuçta bunu kullanmak isteyebiliyor. Ya sen sonuçta platform sağladığın için kimseyi de durduramıyorsun ve yani insanlar sonuçta yapmak istediklerini, ifade etmek istediklerini söylüyorlar. Sen sonuçta demokratik bir platform yarattığın için bunun bu şekilde kullanılması da çok şey değil. Nasıl diyeyim? Tepki verebileceğimiz bir olay değil. Bunu engelleyemeyiz zaten. Ya ben de son bir şey söyleyeyim. Bu çatışma zaten bizim kültürümüzde çok fazla var ve kutuplaşma konusu. Bu daha MMA kültürü yeni yeni yükseliyorken son birkaç yılda, özellikle Türkiye'de bu sene, seneye çok daha büyük olacaktır eminim. Daha başındayken Mert'in bence katkısı bu kültürün oluşmasında, kültürün şekillenmesine yardımcı olması. Hali hazırda bu kültürün bu şekilde çok kutuplaşmaya yönelik bir kültür olmayarak çıkması, şekillenmesi bence çok önemli. Bu şekilde daha birbirimizi destekleyici bir şekilde devam edersek, ya özellikle MMA gibi dövüş sporları özellikle daha da kolay kutuplaşabiliyor, çok kolay konu çizgiden dışarı çıkabiliyor. Daha doğru bir kaliteyle tutmak, bence bunu en baştan tutmak çok önemli. O yüzden ben de tebrik ediyorum. Ben çok iyi iş çıkarıyorsun. Eyvallah. Bence devam et aynı şekilde. O zaman en kısa sürede görüşmek üzere. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Soru ve yorumlarınız olursa yine tabii ki videonun altında bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.